Evet değerli izleyenler, Gurbetlik yolculuğu başlıyor. Saat 6'ya geliyor sabah. Irak'a gideceğiz inşallah. İlk önce Mersin'e gideceğiz. Evet, gitmeden tabii çocuklarımızı öpmemiz gerekiyor. Nergis? Ben gittim. Yolculuk başlıyor. Hayırlı yolculuklar hayatım. Hadi. Yoldayız. 10 dakikaya bir servisimiz kalkıyor. Arkadaştan bindik. Irak. Mersin yolculuğu şimdi başladı. Mersin servisine 4 yıldan bindik. 10 dakikaya bir de kalkıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Otogara gidiyoruz. Adana'ya elveda, gidiyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi Mersin'e geldik. Kürt inşaata girdik. Hemen bizi karşıladılar. Bir poğaça, bir simit, bir meyve suyu verdiler. Burası çantalarla arkadaşlar doğru birazdan göstereceğim. Şimdi onun yanı sıra hemen maske verdiler. Dezenfekte verdiler. Şimdi geldik ama herhalde işlemler falan yapılacak. Otobüs ne zaman kalkacak bilmiyorum. Onlar detaylar ileride göreceğiz. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz Kürk İnşaat'ın önündeyiz. Evraklarımızı imzaladık. 3 tane Cizre Nuh otobüs var. 3 otobüs dolusu çalışan var. Şimdi yolculuğumuz birazdan başlayacak Irak'a doğru. Hadi bismillah diyelim. Yolculuk başladı. Mersin'den çıktık, otobana girdik. Şimdi Adana istikametine doğru gidiyoruz. Oradan doğru artık şehir şehir hangi şehirlerden geçeriz sizler için görüntüleyeceğim. Burası Mersin zaten. Otobüste şimdi şirketin ayarladığı yemekler, sandviçler 2 defa verilecek. Meyve suyu 2 defa verilecek. Virüsten dolayı herkes maskesini takıyor. Evet, devam edelim bakalım. Adana'mız, memleketimizden geçiyoruz. Evet. Adana'dan Mersin'e gittik. Mersin'den geri Adana'nın içinden geçiyoruz. Evet, şimdi Antep'ten geçiyoruz. Saatimiz 5'e 10 var. Göstereyim. Saat 2:20 geçe Adana'dan geçtik. 5-10 kalada Antep'e vardık. Buradan göstereyim. Sanayi bölgelerine falan geçtik. Bir yaklaştırayım bakayım. Bakın arkadaşlar, burası Atatürk Barajı. Burada Suriyelilerin yeridir değil mi? Evet, burası Atatürk Barajı'ymış. Göstereyim mi? Evet. Görüntü itibariyle. Irmak ne adına oluyor? Fırat. Fırat mı? Fırat Irmağı'nın üstünden geçiyor. Bu tarafa dönelim. Evet arkadaşlar, Viranşehir'deyiz. Saat 8'e 10 var. Viranşehir'den gidiyoruz. Burada bir ırmak mı akıyor? Yok. Irmak yokmuş. Kesik. Evet, Viranşehir merkezdeyiz. Burası. Saat 8'e 10 var. Viranşehir'i de geçtik. Yaklaşık 4-5 saat kaldı sınıra.
Merkezini kaçırdım çekmeyi. Ama böyle yani işte. Tarsus gibi mi diyelim? Yok, Tarsus daha gelişmiş ya. Onun gibi bir şey herhalde. Şimdi Irak sınırına geldik. Şu karşıdaki şu ağacın arkasındaki ışıklı yer Zahu'ymuş. Şimdi girişte bir 50 TL pul parası vereceğiz. Yani şeyimiz olmadığı için, oturma izni olmadığı için, oturma izni olanlardan para alınmıyor. Ama bizden 50 TL alacaklar. Doğru mu Osman abi? Evet. Bunu alacaksın. Çıkış şimdi önce Türk tarafından geçeceğiz. Sonra Irak tarafında kontrol olacak. Bakalım ilerleyelim. Evet, şu an sınır kapısını geçiyoruz. Giriyorsun Türk tarafı gümrüğe önce, giriyorsun. Aynen. Önce Türk tarafı gümrüğe giriyor. Evet, sınırı geçtik. Irak'a girdik arkadaşlar. Buranın neler acaba? Vallahi gülür gülür akıyor. Sınırda bizi bekletiyorlar. Otobüsler burada bekliyor. Burada bir nehir var sınırı bölen. O da Dicle'ye akıyormuş. Hemen köprünün üstünden geçtik geldik. Hemen şöyle göstereyim. Sınırdayız. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada bekliyoruz. Evet, çok şükür hareket etti araç. Saat 3 oldu. Gece 12'den beri buradayız. Çok şükür çıkabildik. Önde bir tane bir araç var, polis aracı. Pasaportlar da onlar da bizi yerimize kadar götürecekler. Araçtan kimse inmesin diye herhalde tedbir alıyorlar virüsten dolayı. Çok şükür çıkacağız. Bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar, Irak'tayız. Tabii biraz ilerleyelim. Biraz size göstermek istiyorum. Bakın taksileri görüyor musunuz? Toyota Corolla'lar var. Toyota Corolla çok burada. Bak taksiler, birkaç tane Nissan ama Toyota Corolla çok taksi. Şimdi Doğu'nun içinden geçiyoruz. Irak Doğ. Orayı size göstermek istedim. Ben görüyorsam siz de görün değil mi? Yani şöyle. Bakın geçen arabaları görebiliyorsanız, bir tane kötü araba görüyorsunuz mu? Hiç kötü araba yok. Yani bendeki hurda gibi araba yok, göremedim ben. Arabalar hep Toyota, çoğu. Toyota Corolla taksiler. Nissan var, Opel var. Hyundai var. Ama en çok Opel, Opel diyorum. Toyota. Toyota'nın arabaları çok. İnşaatlar yapılıyor. Bayağı gelişmiş ya. Ben çok kötüdür diye düşünüyordum ama öyle değilmiş yani. Zamanla gelişiyor.
şeyde oturma bir de. Bursa'yı orada battı. Bir de Zekeriya yaptı. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bizi Best Western Plus'un önüne getirdiler. 3 otobüs de bu otelin önünde. Sanırım bizi garantiye alacaklar ama şirketin yetkilileri geliyor. Bakalım ne olacak, görelim. Evet, Hakan Aslan kardeşimiz. Haluk. Haluk Özdemir. Haluk Özdemir kardeşimiz. İş yerimize geldik. Evraklarımızı hazırladık. Birazdan oğuşumuza gideceğiz, dinleneceğiz. Orada çalışmaya devam edeceğiz. 3 blok. Bu 2 tane görünüyor. Sol tarafın arkasında bir tane daha var. 3. blokumuz. Beni gösterin bakayım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.